Seher Yeli. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Uhud'da amcası Hamza bin Abdülmuttalib'i öldürdüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içini kan ağlatan, Yemamede ise yalancı Müseylime'yi öldürdüğünde bütün Müslümanların kalplerine şifa veren adam kimdir? Bu adam künyesi Ebu Deseme olan Vahşi bin Harp el-Habeşi'dir. Onun sert, hüzünlü ve kanlı bir hikayesi vardır. Bu hikayeyi bizzat kendisinin anlatması için hep birlikte ona kulak verelim. Vahşi anlatıyor. Ben Kureyş'in ileriye gelenlerinden Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydim. Cübeyr'in amcası Tuayme, Bedir'de Hamza bin Abdülmuttalib tarafından öldürülmüştü. Buna çok üzülmüş, amcasının öcünü almak ve katilini mutlaka öldürmek için Lat'la Uzza'ya yemin etmişti. Hamza için fırsat gözetliyordu. Bunun üzerinden uzun zaman geçmedi. Kureyş, Muhammed bin Abdullah'ın işini bitirmek ve Bedir'deki ölülerinin intikamını almak için Uhud harbine karar vermişti. Kureyş birliklerini teşkil etmiş, yandaşlarını toplamış ve hazırlıklarını da tamamlamıştı. Komutayı da Ebu Sufyan'a vermişlerdi. Ebu Sufyan, askerleri harbe teşvik etmek ve kaçmalarına engel olmak için Bedir'de babaları, oğulları, kardeşleri veya yakınlarından birisi öldürülen bazı Kureyş kadınlarının da orduda bulunmasını istiyordu. Karısı Hint binti Utbe orduda yer alan kadınların arasındaydı. Hind'in babası, amcası ve kardeşi Bedir'de öldürülmüştü. Ordu hareket etmek üzereyken Cübeyr bin Mut'im bana geldi ve şunları söyledi. Ey Ebu Deseme! Kendini kölelikten kurtarmak ister misin? Bana bu konuda kim yardım eder dedim, ben yardım ederim dedi. Nasıl deyince de, eğer Tuayme bin Adi'nin karşılığı olarak Muhammed'in amcası Hamza bin Abdülmuttalib'i öldürürsen hürriyetine kavuşursun dedi. Ben de bu konuda bana kim teminat veriyor diye sordum. İstediğin kimse verebilir. Bunun için herkes şahidim olsun dedi. Tamam, bu işte varım dedim. Ben Habeşistanlıydım. Habeşistanlılar gibi mızrak atar, attığımı da daima isabet ettirirdim. Mizrağımı alıp orduyla yola çıktım. Ordunun gerisinde kadınlara yakın olarak yürüyordum. Çünkü benim harbetme isteğim yoktu. Ebu Sufyan'ın karısı Hind'e her rastlayışımda veya o bana rastladığında güneşin altında elimde mızrağın parladığını görünce şöyle diyordu.
Haydi Ebu Deseme, seni göreyim. Haydi Ebu Deseme, seni göreyim, yüreğimize su serp, intikamımızı al diyordu. Uhud'a vardığımızda ve iki taraf karşılaştığında Hamza bin Abdülmuttalib'i aramaya çıktım. Onu önceden tanıyordum. Zaten Hamza'yı tanımayan da yoktu. Arap savaşçılarından önemli şahsiyetlerin yaptığı gibi akranlarının onu tanıması için tepesine deve kuşu tüyü takardı. Az sonra Hamza'nın kalabalığın arasında boz deve gibi nara attığını gördüm. Kılıcıyla insanları biçiyordu. Önünde hiç kimse duramıyor ve ona hiçbir şey dayanmıyordu. Onu öldürmeye hazırlandığım ve bana yaklaşmasını bekleyerek bir ağaç veya taşı kendime siper yaptığım sırada Siba bin Abdülüzza isimli bir Kureyş süvarisi "Çık karşıma Hamza, çık karşıma" diyerek önüme geçti. Hamza "Gel yanıma müşriğin oğlu, gel" diyerek onun karşısına çıktı. Hamza öyle hızlı vurdu ki adam önündeki kan birikintisinin içine yığıldı. O sırada Hamza'ya karşı uygun bir pozisyon elde ettim. Mızrağımı sallamaya başladım. İsabet edeceğinden emin olunca mızrağımı Hamza'ya fırlattım. Mızrak karnının altına düşüp ayaklarının arasından çıktı. Bana doğru yavaş yavaş iki adım attı ve düştü. Mızrak vücudunda saplı kalmıştı. Mızrağı öldüğünden emin oluncaya kadar vücudunda bıraktım. Daha sonra gelip mızrağımı vücudundan çıkarıp aldım. Çadırlara döndüm ve orada oturmaya başladım. Çünkü benim başka bir isteğim yoktu. Onu sadece kölelik kurtulmak için öldürmüştüm. Çarpışma kızıştı, kimisi saldırıyor, kimisi de yordu. Ancak kısa süre sonra Muhammed'in tarafı yenildi ve onlardan ölenler çok oldu. Bu sırada Hint bin Utbe arkasında bir grup kadınla Müslüman ölülerinin yanına geldi. Onların karınlarını deşmeye, gözlerini oymaya, burun ve kulaklarını koparmaya başladı. Burun ve kulaklardan gerdanlık ve küpeler yaptı. Onları takındı. Kendinin gerdanlık ve altın küpelerini bana verip şöyle dedi. Ebu Deseme, bunlar senin olsun, senin olsun. Onları iyi sakla, çok değerlidirler dedi. Çarpışma durunca orduyla birlikte Mekke'ye döndüm. Cübeyr bin Mut'im sözünü tutup beni kölelikten azat etti. Ben de hürriyetime kavuşmuş oldum. Ancak Muhammed'in durumu gün gün büyüyor ve Müslümanlar her an artıyordu. Muhammed'in durumu büyüdükçe benim de kederim büyüyordu. Beni bir telaş ve korku almıştı. Muhammed ordusuyla Mekke'ye girinceye kadar böyle kaldım. Canımı kurtarmak için Taif'e kaçtım. Fakat kısa bir süre sonra Taif halkı da Müslüman oldu. Muhammed'le görüşmek ve İslam'a girdiklerini açıklamak için bir heyet hazırladılar. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmiş, bütün yollar bana kapanmıştı.
Kendi kendime şöyle dedim. Suriye'ye, Yemen'e veya diğer ülkelerden birisine gideyim. Son derece üzgün olduğum bir sırada sözünde samimi olan birisi bana geldi. Ve o birisi bana şöyle dedi. Yazık sana Vahşi. Bir kimse Muhammed'in dinine ve kelime-i şehadet getirirse o kimseyi öldürmez dedi. Adamım bu sözünü işitince hemen Muhammed'i aramak üzere Yesrib'in yolunu tuttum. Oraya varınca aradım ve onun mescitte olduğunu öğrendim. Silahsız ve dikkatli bir şekilde içeri girdim. Yanına vardım ve başucunda durdum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadeti duyunca gözünü kaldırıp baktı, beni tanıdı ve gözünü indirdi. Sen Vahşi misin dedi. Evet Resulullah dedim. Otur bakalım. Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat dedi. Oturup anlattım. Konuşmam bitince yüzünü çevirip yazıklar olsun sana Vahşi. Gözümün önünden kaybol. Bugünden sonra seni katiyen görmeyeyim dedi. O günden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün bana ilişmesinden çekinir ol. Sahabiler onun önünde oturdukları zaman ben arkasına geçiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşuncaya kadar hep böyle yaptım. İslam'ın önceki günahları sildiğini bilmeme rağmen işlediğim fiilin büyüklüğünü kabul ediyor ve İslam'la Müslümanların başına getirdiği büyük belayı şirkin görüyordum. Geçmişte yaptığıma kefaret olacak bir fırsat kollamaya başlamıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Ebu Bekir halife olunca yalancı Müseylime'nin kabilesi Beni Hanife dinden dönmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Müseylime ile savaşmak ve Beni Hanife'yi Allah'ın dinine çevirmek için bir ordu hazırladı. Kendi kendime şöyle dedim. Vahşi, işte bu sana bir fırsattır. Ondan faydalan. Elinden kaçırmamaya bak dedim. İslam ordusuyla birlikte ben de hareket ettim. Yanıma şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'i öldürdüğüm mızrağımı aldım. Müseylime'yi öldürmedikçe yahut şehitliği elde etmedikçe dönmemeye karar verdim. Müslümanlar ölüm bahçesinde Müseylime ve ordusuna saldırdıkları ve savaş iyice kızıştığı zaman Müseylime'yi gözetlemeye başladım. Onu elinde kılıcı ayakta dikilirken gördüm. Benim gibi ensardan birinin de onu gözetlediğini gördüm. İkimiz de onu öldürmek istiyorduk. Uygun bir pozisyon yakalayınca mızrağımı salladım. Elimde düzgün bir hale gelince ona doğru da fırlattım. Mızrak isabet etmişti. Müseylime'ye mızrağımı fırlattığım anda o ensarlı kişi üzerine atılıyor ve kılıçla ona bir darbe indiriyordu. Onu hangimizin öldürdüğünü Allah bilir.